Hay aksi. Normalde çok cana yakın olan köpeğiniz gözünün içine baktığınızda birden size hırlamaya başlarsa bunu yapmayı hemen bırakın. Köpekler uzun göz temasını bir meydan okuma olarak algılarlar ve size saldırabilir veya havlamaya başlayabilirler. Fakat köpek sizi seviyorsa ve sahibi olarak görüyorsa o da size büyük ve sevimli gözlerle bakar. Bu size güvendiğinin ve sizi dostu olarak gördüğünün işaretidir. Evcil hayvanınızın uyumayı en sevdiği yere uzanmadan önce etrafında birkaç tur attığını görmüşsünüzdür. Endişelenecek bir şey yok. Bunu içgüdüsel olarak yapıyorlar. Bu davranış köpeklerin yabani olduğu ve yerde uyuduğu zamanlara dayanıyor. Köpekler patileriyle toprağı ve çimi düzeltir, daha sonra zemindeki taşları ve kozalakları yatacakları yerden uzaklaştırmak için toprağa kazarlardı. Ben bunu hala yapıyorum. Günümüzde yumuşak yastıkları ve yatakları var ancak yine de onları daha rahat hale getirmeye çalışmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Fakat köpeğinizin yatmayacağı halde daireler çizerek koşması bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir. Köpeğiniz kuyruğunu sadece ara sıra kovalıyorsa endişelenecek bir şey yoktur. Özellikle de genç ve enerji dolu köpekler bunu yapar. Köpeğinizle oynayın ve enerjisini atmasını sağlayın. Fakat tüylü arkadaşınız bunu sık sık yapıyorsa her ihtimale karşı onu veterinere götürün. Bazen daireler çizmek ve kuyruk kovalamak iç kulak enfeksiyonlarının ve hatta hastalık nöbetlerinin işareti olabilir. Maya, buraya gel. Köpeğinizi çağırıyorsunuz ve birden gülme krizine giriyorsunuz. Köpeğiniz ön patileriyle üst gövdesini havaya kaldırıp alt gövdesini yere sürterek gelir. Bu size komik gelebilir. Fakat köpeğinizin bunu yapmasının sebebi hiç komik değildir. Köpeğiniz alt bölgesini kaşımak için bu hareketi yapar. Bir süre sonra durmazsa ya da bunu hep yapıyorsa onu veterinere götürün. Köpeğinizde parazit olabilir. Hiç stresten çığlık atmak istediğiniz oldu mu? Evet, hemen hemen her gün. Köpekler de böyle hisseder. Köpeğiniz uluduğunda içini döker ve bu kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Güzel kızınızı ya da oğlunuzu azarlamayın. Tüyleri şekil almadığı için morali bozuk ve biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Köpeğinizin sizin yanınızda esnemesi, uykulu olmasının dışında başka şeyler de ifade edebilir. Eğer köpeğiniz siz yalnızken önünüzde esniyorsa bu size güvendiğinin ve sizi dostu olarak gördüğünün işaretidir. Vahşi doğada köpekler teslimiyet göstermek için esnerler. Eğer köpeğiniz dışarıda etrafta çok fazla insan varken esniyorsa muhtemelen gergindir. Onu rahatlatmak için kucaklayın. Aslında köpeğinize sarılmanız onun için çok fazla şey ifade eder. Köpeğiniz siz uyumadan önce yanınıza yattığında veya siz ayakta dururken bacağınıza yaslandığında bu size sarıldığına işarettir. Siz otururken köpeğiniz ayaklarınızın üzerine yan yattığında bu sizi zarar görmekten korumak istediğini gösterir. Ayağa kalkmak istediğinizde ayak parmaklarınızı kıpırdatın. Köpeğiniz ipucunu anlar. Köpeciğinizi güzel kokulu bir şampuanla yeni yıkadınız ve bahçede dolaşmasına izin verdiniz. Köpeğiniz dışarı çıkar çıkmaz en büyük, en derin ve en pis çamur birikintisini bulup mutlu mutlu içine atlıyor. Üstüne üstlük çamurda yuvarlanıp her tarafını pisletiyor ve mutlu mutlu gülerek size doğru koşuyor. Of, olamaz. Köpekler bunu onu az önce yıkadığınız şampuandan kurtulmak için yapar. Şampuanı değiştirseniz iyi olur çünkü köpeğiniz görünüşe göre şampuanın kokusundan hoşlanmıyor. Ya da yabani atalarının davranışlarını taklit edip şampuan kokusunu kirle bastırmaya çalışıyor olabilir. Bu sayede potansiyel avı onun yaklaştığını fark etmez. Dikkat et oyuncak ayıcık. Parkta yürüyorsunuz ve köpeğiniz aniden duruyor, tüylerini kabartıyor, burnunu her yöne çeviriyor ve ön ayaklarını kaldırıyor. Endişelenmeyin. Küçük arkadaşınız biraz önce ilginç bir koku aldı ve kokuyu araştırıyor. Eğer köpeğinizin tasması takılıysa iyi tutun, yoksa tüylü dedektifinizle beklenmedik bir koşuya çıkabilirsiniz. Köpeğiniz avlanmayı bitirdiğinde ot yediğini fark ediyorsunuz. Hey, acıktın mı? Eve gidelim de mamanı vereyim o zaman. Köpeğiniz mama değil, çim istiyor çünkü ara sıra çim yemeye ihtiyaç duyar. Çim, yediklerini daha iyi sindirmesine yardımcı olur ve lif eksikliğini yeşil şeyler yiyerek telafi eder. Köpeğinizin mamasını değiştirin ve çok fazla ot yemesine izin vermeyin. Çimler keskin olabilir ve aynı sizin parmağınızı kestiği gibi köpeğinizin de ağzını kesebilir. Yatağınızda uzanıyorsunuz ve sosyal medyada geziniyorsunuz. Köpeğinize bakıyorsunuz ve size göz kırpıyor. Nasıl yani?
Sorunuza cevap vermem gerekirse, hayır, köpeğiniz muziplik yapmaya çalışmıyor. Köpekler gözlerine bir şeyler kaçtığında göz kırparlar. Gözüne kaçan şeyden kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Ya da köpeğinizin gözlerine çok uzun süre bakarsanız, göz temasını bozmak için göz kırpıyor olabilir. Köpeğiniz uzun bir göz temasını tehdit olarak algılar. Maya size güvende olduğunuzu söylemeye çalışıyor. Her gün, günde birkaç kez köpeğinizin mama kabını mutfağa götürüyorsunuz. Ancak mutfaktan başka yerlerde buluyorsunuz. Maya şirin gözleriyle size bakıp neden bunu yaptığını açıklamayacak. Köpeklerin mama kaplarını etrafta taşımaları, yiyeceklerini yabancılardan koruduklarını gösterir. Sizden korumuyor tabii. Evinizde başka hayvanlarınız varsa birbirlerinin mamalarını çalıyor olabilirler. Pek çok köpek göbeğinin okşanmasını sever. Şanslıysanız köpeğinizin karnının altındaki o tatlı noktayı bulabilirsiniz ve köpeğiniz keyiften arka ayağını deli gibi sallar. Bu yeri aklınızda tutun ve orayı kaşımaya devam edin. Köpeğiniz bu bölgeyi çok seviyor. Bu ona hem o bölgeyi kaşındırıp hem de kaşıyormuşsunuz gibi geliyor. Ne kadar keyif aldığını hayal edin. Bu insanlardaki diz kapağı refleksi gibi istemsiz bir tepkidir ve veterinerin köpeğinizin sinir sisteminin iyi çalışıp çalışmadığını anlamasına yardımcı olur. Eğer köpeğiniz bir noktada arka patisini sallamayı bırakırsa veterinere gitseniz iyi olur. Midem bugünkü kahvaltıyı sevmedi sanırım. Tuvalete gitmem gerekiyor. Maya, nereye geliyorsun? Tuvalette arkadaş istemiyorum. Eğer köpeğiniz sizinle her yere geliyorsa bunun nedeni sizi sürünün bir parçası olarak görmesidir. İçgüdüleri ona sizi yalnız bırakmaması gerektiğini söyler. Köpeğiniz gözünün önünde olmadığınızda tehlikede olabileceğinizi düşünür. Sizin onu sürekli koruduğunuz gibi o da sizi korumak ister. Köpekler de rüya görür. Köpeğinizi uyurken izleyin. Olduğu yerde koşuyormuş gibi bacaklarını hareket ettiriyorsa, kesik kesik nefes alıyorsa ya da sessizce inliyorsa bu tüylü dostunuzun rüya gördüğünü gösterir. Hey, benim köpeğim uykusunda havlıyor bile. Kim bilir, belki rüyasında sizin ona iyi bir köpek olduğunu söylediğinizi görüyordur. Bazı köpekler o kadar büyüktür ki onları savaşta kullanıp kullanmadıklarını merak edersiniz. Bazen bazı köpekler büyük köpekleri binek hayvanı olarak görürler. Köpekler boyutları farklı olsa bile birbirleriyle oynamayı severler. Büyük köpekler küçük köpeklerin sırtlarına atlamasına izin verir ve onları gezdirirler. Büyük köpekler boyutlarının kendilerine avantaj sağladığının farkındadırlar. O yüzden oyun amaçlı boğuştuklarında minik arkadaşlarına öncelik tanırlar. Maya, yine mi en sevdiğim bardağı kırdın? Oy, şu kocaman gözlere bakın. Ona nasıl kızabilirsiniz ki? Hey, sakın yanlış bir şey yapmayın. Köpeğiniz size böyle baktığında neye kızdığınızı anlamaz. Köpeğiniz suçunu anlarsa pişmanlıkla dilini çıkarır ve kulaklarını kafasına doğru yatırır. Bana öyle bakma, işe gidiyorum. Gitmek zorundayım biliyorsun. Eğer köpeğiniz işe ya da başka bir yere giderken kapının önünde oturuyorsa bu onu bıraktığınız için üzüldüğü ya da kızdığı anlamına gelmez. Köpeğiniz sizi uğurluyordur. Hepsi bu. Tüylü dostunuz size ne kadar değer verdiğini gösteriyor ve döneceğinizi biliyor. Köpeğinize hoşça kal deyin, iyi bir köpek olduğunu söyleyin ve çıkın. Maya, postacıya hırlamayı kes. Sana zarar vermez. Köpeğinizin insanlara saldırgan davranışlar göstermesi altıncı hissinden kaynaklanıyor gibi görünebilir. Sanki kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilir. Fakat köpekler bir kişinin belirli hareketlerine, fiziksel özelliklerine ya da hoşlanmadıkları davranışlara tepki verirler. Aynı bizim gibi. Köpeğiniz iyi bir insan olduğundan emin olduğunuz birine hırlarsa onu biraz dürtmenizde sakınca yoktur. Bence Maya, postacı ona bir şey getirmediği için havlıyor. Bu benim teorim tabii.